Arkadaşlar oyuncularımıza girelim, kostüm değiştireceğiz. Ben Mansur Madem. O kağıdın sende ne işi var? Sanırım ceketten düşmüş olsa gerek. Dizliyim. Ben ne düşündüm biliyor musun? Bence en doğrusu geçmişi geçmişte bırakmak. Ben kostüme gidiyorum. Aslında bu Tülin Olga rolü için olur biliyor musun? Ama o da bir anda çöktü ya. Teyzem gibi durur yanımda, olmaz. Yok. Yasemin var. Yasemin de şehir dışı iş aldı yani, oraya gitti. Aa Derya. Dur Derya'ya bakayım ben. Bakayım. Ay. Ay botoks yaptırmış bu, çok fena olmuş ama ya. Derya'cığım ne yaptın sen? 1900'lerin başı Rusya yani. Olmaz ki ya, kimse inanmaz buna. Şebnem var. Şebnem. Bak çok yetenekli. Ayrıca boşta. Neden olmasın? Şebnem'e ne diyorsun kral? Şebnem olur mu? Ha? Bari abi seninle kaç yıldır tanışıyoruz? 15 yılı devirdik herhalde değil mi? O kadar. Oldu. Neler yaşadık değil mi? Neler neler. Ebadireler atlattık birlikte. Ama hiç güven sorunumuz olmadı. Hiç öyle yalan dolan girmedi araya. Aa tabii ki. Ne yalanı dolanın canım? Tabii ki girmedi. Çok iyi oyuncusun. Çak, müthiş. Hep söyledim, taş gibi oyuncusun. Dünden beri mesela maşallah döktürüyorsun. Ya o kadar ustaca söylüyorsun ki yalanı. O yalan durumu o kadar gerçek yapıyorsun ki. Korkuyorum ben senden. Ne saçmalıyorsun sen ya? Ben ölüyordum. Tamam mı? Beni zor hastaneye yetiştirdiler. Ya ne yalanı, ne duygusu, ne korkusu. Ne diyorsun sen ya? Olmadı. Bu kısım olmadı mesela. Gerildin çünkü. Gerildin, gerilince duygudan çıktın. Ama bu yani bu ana kadar dünden beri müthiştin. Ama bu kısımda gerilince kaçtı duygu. Evet, sen neyi sorguluyorsun? Neden şüphe duyuyorsun acaba? Çünkü ben canımın derdine düşmüşüm yani. Ya inanamıyorum. Aklım almıyor kral. Ne saçmalıyorsun sen ya? Bu ne o zaman bana? Ne bu? Ne bu? Ben anlamak istiyorum gerçekten. Criminal Minds var ya, o beyninden geçenleri okumak istiyorum şu an. Ne bu? Ben 18 yaşındaydım. Konservatuvar 2. sınıfa gidiyordum. Burcu da o sene gelmişti okula. Böyle kapıdan içeriye girdim. Böyle gözlükleri, kıyafeti, üstü başı. Zengin kızı tabii. Yıldızı da yüksekti. Ayrıca o gelinceye kadar sınıfın gözdesi bendim. Ama o gelince işler değişti tabii. Evet.
Kıskandım onu. Fena halde kıskandım. Tamam mı? Olan bu. Ya ben orta halli bir ailenin evladıyım. Ya ben memur çocuğuyum. Burcu bende travma oldu, tamam mı? Böyle sanki hayatımda istediğim her şeyi yavaş yavaş ele geçiriyormuş gibi geldi. Yani bilmiyorum, başta iyi anlaşıyorduk. Hatta aynı yere tayinimiz çıktı. Bir süre aynı evde yaşadık falan ama sonra... Ne bileyim, istediğim bütün rolleri oynadı. Lady Macbeth'i oynadı, Blanche'ı oynadı. Sen de 100 sene sonra varmış gibi bizi bir araya getirdin. Olan bu. Var. Ben iyi bir şey yapmak istedim. Eski dost düşman olmaz dedim. Eski dostlar bazen berbat bir düşman olur. Anladın mı? Kız benden iyi. Kız benden çok daha iyi. Evet, biliyorsun oyundan sonraki o alkış. Evet, o seyircinin gerçek notudur. Ve nedense Burcu ne zaman sahneye çıksa benden daha fazla alkış alıyordur. Ben buna katlanamam. Katlanamam! Yazık ya. İnşallah sağ salim döner aramıza. Ya gerçekten çok sevdiğim bir kişiydi ya vallahi yani. Umarım, inşallah. Nasıl oldu bu ya? Planlıyor mu? Bilmiyorum ben. Lanet olsun ya. Parasına da reklamına da. Neye sebep olduğunu görüyor musun? Sana kalbi yorgun dedim. Yorgun. Can bu yahu. Can. Senin insanlığın bu kadar mı? Piride şöyle gel biraz istersen. Ne yapıyorsun Piride? Sakin ol. Biraz sessiz olur musun? Olamam. Olamam, anlıyor musun? Şu hayatta insan hayatından daha değerli hiçbir şey yok. Senin para hırsın yüzünden o masum orada can çekişiyor. Piride. Ya sen parayla istediğin her şeyi yapabileceğini zannediyorsun ya. Aslında para sana istediği her şeyi yaptırıyor. Şöyle bir dön bak kendine. Bir bak. Kendini bir gör. Bu para hırsı seni ne hale getiriyor? Bir gör. Eğer bir şey olursa Cüneyt'e bunun hesabını senden sorar. Benimle kimse böyle konuşamaz Piride. Kimse. Kovuldun. Artık ajansa gelmeyeceksin. Tamam mı? Ayrıca senin oyuncun, senin sorumluluğun. Yani böyle bir şey olabilir mi Emrah? Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey var mı Emrah? Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani bu kadar da büyük bassızlık Çınar Bey. Biz adamın belalı pislik bir tipi çıkacağını nereden bilelim? Yani biz de tam sözleşmeyi imzalıyorduk. Ne güzel. Gitmiş kanalların markaları da haber vermiş babası Nimrut Elif. Ferit pis işlerini anlatmasın diye bence önüne taş koyuyor Ferit'im. Bana ne Emrah'cığım? Ondan bana ne Emrah? Ben gitmişim çocuğu pilavcıda keşfetmişim. Beğenmişim, inanmışım, sahneye çıkarmışım. Çocuk ortalığı yıkmış, geçmiş. Ondan sonrasında babası çıksın gelsin. Yani bu da mı gol değil Emrah yani? Bu da mı gol değil? Yine bir kaybeden ve yine bir sadi alışık göndermesi. Bıkmadınız be. Tuğrul, müsait değiliz canım, hadi. Kasten adam yaralama. Bakalım kaç aydan başlıyormuş. Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin tıbbi bir müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif olması halinde mağdurun şikayeti üzerine 4 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur. Kardeşim şu çöp siteyi verir misin? Ver bana o çöp siteyi, ver. Ver şunu. Delilleri de karartın. Bir suç daha işleyin. Şikayet ederim sizi polise ha. Vallahi çağırırım. Tuğrul, hadi diyorum. Vallahi ararım 155'i. Kasten adam yaraladın Çınar. Kasten falan yapmadı. Oyuncumuzu kaçırdık, o yüzden biraz canı sıkkı Çınar Bey'in. O yüzden fırlattık çöp stikleri sana. Hadi. O yüzden mi tam kafama isabet etti? Sen o anda geldin Tuğrul. Rica edeceğim, çıkar mısın? O saatte orada ne işin vardı diyorsun yani? Emrah, hadi Emrah. Al şu çöp stiği Emrah. Çıkar şu çocuğu, hadi Emrah. Hadi yürü, yürü. Taciz. Sen Türkiye'nin yeni komedyenini elinden kaçır. Ondan sonra otur burada mesai saatleri içinde noodle ye. Yok ya. Al sana noodle. Al sana taciz. Tamam mı? Oldu mu şimdi? Hadi çık artık ya. Emrah'cığım. Ne yapıyorsun Emrah? Niye böyle bir şey yapıyorsun Emrah? Çınar Bey. Kasten adam yaralama. Zorbalık. Tehdit. Çin işkencesi.
Benim adım Tuğrul Denk. Ayağınızı denk alacaksınız. Bittiniz siz. Hadi be. Çek. Bitmişiz. Hem kel hem nudur. Tamam dur dur. Basma. Nimet oğlum. Basma. Nimetlere basma. Hah. Saçma ektirdin kendine. Sebzelisini ektirseydin bari yeşil yeşil. Çınar'la Emrah canisi bana saldırdı. Yaralandım. Cinayete teşebbüs ettiler. Hayret, niye acaba? O cümlenin sonundaki suçluyu öven acaba'yı unutma Gül. Sen bir gün birinin elinde kalacaksın ama. Geçen gün mutfakta yaptığın terbiyesizlikleri de unutmadım. Sen önce kırdığın kupamı öde Gül'ün. Ay öderiz tamam. Ne bu canım, çocuk musun ergen, ne olduğun belli değil ya. Muhatap olma benimle. Kupa diyor hala ya. Ödeyeceksin Gül'ün. Ödeyeceksin. Bilal Hanım kahveniz. Sen nereden çıktın? O sesteki kırgınlığı da uzaydan alırım ben. Meral seni çok özledim ben. Ben de seni çok özledim Zübeciğim. Peki bu ne? Çok güzel olmuşsun Meral'cik, sana çok yakışmış. Ya öyle bir anda oluverdi biliyor musun? Anlamadım ben de hep hızlı. Güzel olmuş. Teşekkür ederim, ben çok beğendim. Bu kim? İrem mi bu? Hı hı. Arış'ın bu filmdeki partneri. Ne? E'si... Ya işte İrem'in bir zamanlar sevgilisi varmış. Sonra bu sevgilisiyle arasında çok büyük bir olay oluyor. Ondan sonra çocuk onu yanlış anlıyor. Çekiyor gidiyor, ayrılıyorlar. İrem de kafayı kırıyor tamam ama bütün gerçekleri kendi bloğunda yazıyor. Sebep? Ya bilmiyorum işte, içini dökmek için herhalde, bilmiyorum. Ben de açtım, okudum blogdaki tüm yazıyı. Sonra bunun çıktısını aldım bu kağıdın. Dedim ki al bunu eski sevgiline ver, postala ama mutlaka okusun. Sana ne diyeceğim, niye kırıyorsun? Bak sana bir ilişki yaşanmış, bitmiş saygısızca. Ya Meral, İrem benim oyuncu, ben onun menajeriyim. Ayrıca kız çok üzülmüştü. Yardım etmek istedim. Aa, oyuncu tabii, aynen. Çıktıyı verdin. Sonra işte ben bir ton telefon görüşmesi yaptım. O sırada hoca onları çekime aldı. İşte montlarını da bana vermişlerdi. Geri döndüm. İzliyorum işte çekimlerini falan. Telefonum çaldı o sırada. Telefonu tam açacağım. Yere bir kağıt düştü. İrem'e verdiğim kağıtı. Bilmiyorum, Barış'ın ceketiydi sanki. Emin olamıyorum. Meral, olamaz değil mi öyle bir şey? Ne olamaz? Ya işte Barış'ın montundan düşmüş. Olamaz değil mi? Ya kız bana sevgilisinin adını söylemedi. Ben de sormadım. Ha bir dakika, sen onu diyorsun. Ben de diyorum ne diyor? Evet. Ya böyle eski sevgili falan hiç 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 düşünmek istemediğim ihtimaller. Ama ne bileyim işte aklıma geldi benim de. Ya düşünebilirsin. Bu dünyada herkes herkesin eski sevgilisi olabilir. Ama bekle şimdi sabret. Öğreniriz neymiş doğrusu. Ha. Süper cool. Bravo. Bravo. Alo, Aykut. Aykut. Ya bu Tuğrul Bey, beyciğim şeyi değiştirmiş. Wi-Fi şifresini değiştirmiş galiba. Giremiyorum ya. Sen biliyor musun? Ne? Birden dokuza kadar ego. E'si büyük. Ya o değil. O... Ya o değil. O değişti o. Sen de çoktan değişti. Ya şey, kotam bitti de mağdur durumdayım. Bizi izleme. Ya neyse ne, tamam. Senin de hiçbir şeyden haberin yok Aykut. Hadi tamam, kapat. Ya. Ha, Ceyda Hanım, Ceyda Hanım ya. Size çok önemli bir şey sormam gerekiyor da. Bu Wi-Fi şifresini biliyor musunuz? Değişmiş galiba. Mağdur durumdayım da. Tuğrul. 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 Sadece Tuğrul. Tuğrul dedim. Tuğrul. Tuğrul. Tuğrul dedim.
Tuğrul dedim mi ya? Tebük. Ceyda Hanım, Tebük mü? Ya herkes. Tuğrul! Tuğrul neredesin sen? Buradayım Ceyda Hanım. Neyiniz var Ceyda Hanım? Dur şimdi soru sorma. Cüneytçik çekim yaparken kalp krizi geçirdi, hastaneye kaldırdık. Sürekli hastaneye arayacaksın, sürekli. İlgilenmelerini söyle. Bana da ne olup bittiğini haber ver. Hemen hallediyorum. Kendisi ne durumda acaba? Gideceği mi? Bak, nasıl laf öyle, saçma sapan konuşma. Adama bir şey olursa ben ne yaparım? Selam. Müsait değilim. Çıkar mısın? Ceyda Hanım, kimi kovdunuz? Haberiniz var mı? Kimi? Alper Göreli'yi. Dur, gitmesin. Gelsin. Alper Bey, Alper Bey. Buyurun lütfen. Ceyda Hanım sizi bekler. Alper, sen olduğunu görmedim. Bugün çok gergin bir gün. Hoş geldin. Bir şey içer misin? Kahve? Kahve. Gel, böyle gel lütfen. Şöyle rahat et. Hoş geldin tekrar. Serkan'la konuştum telefonda. New York'a gitmişler, Feris'le. Evet. Vay. New York, ha? Hı. Zat tat tararap. Zat tat tararap. Tat tararap. Albert'im benim çok fazla zamanım yok. Konu neydi? Konu? Zat pap pap. Zat pap. Tarapa. Konu? Peki. Serkan'dan sonra kim ilgilenecek benimle? Sen. Evet. Beraber çalışacağız. Ya, Serkan'la bir dolu şey konuştuk ya. İnanılmaz rahatlatmıştı beni. Sana hiç bahsetti mi? Konusunu açtı mı, şartları falan? Hangi şartları? Şimdi Ceyda abi, beni biliyorsun. İçime sinen bir senaryo olmadı mı oynamıyorum. Artık seçerek oynayacağım. Televizyon. Bitti. Kesinlikle yapmak istemiyorum. Alper'cim, Ego'daki hiçbir oyuncunun böyle bir şansı yok. Televizyon yapacağız. Nasıl ya? Saçmalıyorsun. Televizyon istemiyor. Vaktim yok ki benim bir kere. Ya beni Ego'ya transfer etmek istediğine Serkan'a ilk bu şartımı söyledim ben. Artık Serkan yok. Ego'yu ben yönetiyorum. Ayrıca ne demek zamanım yok? Sen şu an çalışmıyorsun. Esas şu anda çalışıyorum. Kendimleyim. Okuyorum. İzliyorum. Uzun uzun düşünüyorum. Ki bence en önemlisi bu. Yeni bir oyun yapacağız belki bizim Didem'le. İki kişilik bir tekst bulduk. Harika. Çok güzel. Tiyatro yap. Tabii ki tiyatro yap. Ama Zekeriya Köy'deki müstakil evinin kirasını herhalde tiyatroyla ödeyemezsin değil mi? Film yapalım, dizi yapalım. Ben televizyon işi istemiyorum dedim ama sen mi dinlemiyorsun galiba? Ha? Alper Bey, hoş geldiniz. Sağ ol. Uzun zamandır sizi televizyonda göremiyoruz. Vallahi özledik sizi. Total size hasret kaldı Alper Bey. Total gözleri sizi arıyor. Afiyet olsun. Kıraç bak, sana yalvarırım ne olur bunu kimse duymasın. Çünkü ben büyük saçmaladım, tamam mı? Üstelik sana da yalan söyledim. Evet, yani seni kırdım, üzdüm, affet beni. Yani ne olur affet, lütfen. Oyundan sen şutlanıyorsun bebeğim. Kıraç kafayı mı yedin sen? Bala. Kıraç bunu bana yapamazsın. Bala bak, bu yaptığın sadece bir insana leke sürmek değil. Kendi hayatında oynayacak kadar gözün dönmüş senin. Hiç sağlıklı değil bu. Senin profesyonel yardıma ihtiyacın var. Şimdi git eve dinlen, sakinleş. Ben yarın terapi için bir randevu alacağım. Yarın terapiye başlıyoruz. Ya ne terapisi, ne terapisi? Ne saçmalıyorsun sen ya? Bak, bu benim hayalimdi, tamam mı? Çehov oynamak benim hayalimdi. Maşa rolünü benim elimden alamazsın. Tamam hayatım, tamam. Git dinlen evde, biraz sakinleş. Sanat, sanat için, sanat toplum için... Sanat zaten intikam için olmaz. Sahnede yalan olmaz. Her yerde olur, sahnede olmaz. Seyircinin gözünün önünde olur her şey. Bu sanat değil. Sevgili kız kardeşlerim. Hadi. Size bir itirafta bulunacağım. Evet.
bir günahın itirafında bulunacağım. Çünkü bir kurt kemirmekte benim içimi uzun süredir. Şimdi söyleyeceklerimi söyleyeceğim ve bir daha asla ağzımı açmayacağım. Ben seviyorum onu. Evet. Bakın demin buradaydı, gördünüz o adamı, gördünüz değil mi? Şu gider. Seviyorum, söylesem. Söylesem ne kaybedeceğim ki zaten? Ne olacak yani? Ben Yarbay Felşin'ini seviyorum. Bravo. Babam ölüyor. Efendim? Dicle, ajansa gelmen lazım. Konuşmamız lazım hemen. Ne oldu, bir şey mi oldu? Bala Burcu meselesinde durumlar değişti. Bala iyi mi? Bir şey yok değil mi? Yok, yok. Tırp gibi maşallah. Ama hemen gel bir konuşalım. Tamam, tamam. Bunların arasında bir şey yok ya. Ama bak bir negatiflik var, özellikle Barış'ta. Barış'ım sıcaklığını hissettirirsen. Meral, benim hemen babamın yanına gitmem lazım ama bir yandan burada da kalmam lazım. Ne yapacağım şimdi? Ya bana söyle, ne yapılacaksa yapayım ben. Gerçekten mi? Evet. Tamam. O zaman sorun çözüyoruz, tamam mı? Ne sorunu? Ya işte herhangi bir sorun, ne olursa işimiz sorun çözmek. Tamam, çözeriz. Meral, var ya sen iyi ki geldin. İyi ki buradasın. Hadi sen git, hadi geç kalma. Tamam. Buralar bende. Tamam. Hadi gidiyorum ben. Sen de buradasın. Bozda birkaç tane daha çalışalım. Çok güzel oluyor. Lütfen. Oyuncularımızı güzel yakaladık. Böyle devam edelim. Çok güzel çıkıyor. İşte bu pozdur ya. Eline sağlık arkadaşlar. Çok güzel. Evet, böyle devam edelim. Alper'cim. Ben seni anladım. Seni de beni anladığını düşünüyorum. Sen bu ara tiyatroyla ilgilen. Gerisi bizde. Dijitale çok güzel bir iş var. Başrol, seni arayacağım. Yani senaryo işime sinerse, yönetmen kim, kimle oynayacağız? Bakalım belli olsun, şey yaparız. Bakarız yani. Bir de Serkan'la konuşmuştum, sana da söyleyeyim. Ben haftada en fazla 3 gün giderim sete. Saçmalama Alper, ne 3 günü? Başrol diyorum, başrol. 6 gün setin olacak. Sen de benim adıma konuşmayı bıraksan ya artık ya, olacak mı olacak diye. Kim kimin menajeri ben anlamadım yani. Geldiğimden beri kapris. Alper, uzatmayalım istersen. Yo, uzatalım. Uzatalım, niye uzatmayalım? Hani benim kaşem üstünden %20 almaya gelince uzatmayalım. Benim isteklerim olunca mı uzatalım? Ben anlamadım bu işi. Herkes bize bakıyor Alper. Baksınlar, baksın, herkes baksın, nedir ya? Ya sen benim iç dünyamı anlamadan, sen benim oyunculuk meselemi bilmeden ne konuşuyorsun abi? Alper. Ya bırak Alper malper, yok tamam. Ben bu şartlar altında çalışamam. Bak ben burada ev sahibiyim. Tadımız kaçmasın diye uğraşıyorum ama sen bayağı bayağı çirkinleşiyorsun. O yüzden bir an evvel git istersen. Gideceğim. Hiç merak etme. Hem de temelli gideceğim. Ego benim için bitti. Anladın? Yarın avukatım gelir, sözleşmeyi fesheder. Yeter artık ama Alper. Bu kadar da fazla. Sen benim ne hissettiğimi anlayabilecek biri değilsin. Yok öyle hem ayranım dökülmesin, hem gözüm silinmesin. Öyle mi? Öyle mi? Git. Nereye istersen oraya git. Durduğun kabahat zaten. Terbiyesiz. Mezarlıklar senin gibi vazgeçemezim diyenlerle dolu. Hadsizsin. Alper'cim ne oluyor babacığım ya? Sen o Ceyda'ya sor istersen. Durdurmayacak mısın sen? Ceyda hani oyunculuk kaybetmek yoktu? Performans kotası diyordun, yüzdeler müzdeler bir şeyler diyordun. Ceyda ne oluyor Alper Göreli? Sizi hiç ilgilendirmez beyler. Ne olduysa oldu. Nasıl bizi ilgilendirmez canım? Bize gelince konuşuyordun ama. Ya ben anlamadım, ne oluyordu, ne oldu? Alper egoyu bıraktı. Ne diyorsun? Evet. Ceyda. Ne? Oo. Bütün ego koridorda. Hayırdır, yanlış bir zamanda mı geldin? Gülden'cim bir çatı kilo mu verdik yine? Çok hoşsun. İstersen terasa alalım, seni biz de hemen geliyoruz.
Bir kahvenizi içerim ama. Ha, tabii tabii. Nerede? Beşir, bir kahve terasa. Emrah, sen de bir... Tamam, hadi. Koş. Bana bakın, Gülden'in getirdiği proje çok önemli bir dijital platforma. Herkes toplasın kendini. Sen topla kendini. Perideciğim, aşkım. Çok önemli toplantı var, terastayız. Geliyorsun değil mi? Geliyorum elbette. Gül'ün dişe gelince gelsin o da hemen. Yukarıdayız. Tamam, başka ne yapayım? Mıhlamur. Bu bala çok yordu sesimi. Sesinizde bir de karakteristik bir yapı var. Yorulunca o çok belli. Anlamadım. Mıhlamur. Tabii. Kıraç Bey, bu arada yeri gelmişken söyleyeyim. Wi-Fi şifresi değişti. Ego Ajans 2021 oldu. Ego Ajans 2020, J büyük. Ortadaki J büyük. Tamam. Hani başta ben de niye J büyük diye kafam karıştı ama ortadaki J büyük. O büyük, büyük hal. Gülden'cim, gurur duyduk vallahi. Türkler yurt dışında iş mi yapar klişesini büyük yıktın. The Serpent. İlker ne güzel oynamış öyle tertemiz. Abiler çok titizler valla. Bir karakterin her detayını istiyorlar oyuncudan. İki ay sürdü seçmeler. Tabii canım, orası öyle hep. Mesela bakın, Breaking Bad'in açın auditionlarını izleyin. Walter White karakter için özellikle az tanınan, az bilinen bir oyuncu arıyorlar. Yani öyle bizim gibi ezbere kast yapmıyorlar adamlar. Çınar, biz ezbere mi kast yapıyoruz? Bizde kasttan yapılıyor Ceyda. Bir yerde baba mı oynadın? Artık 20 sene babasın. Bir seferde adama genç hissettirelim kendisini demezler. Ya ama çocuklar, yani kast diye de bir şey var. Yapmayın. Bazı karakterler oyuncuya cuk oturur öyle değil mi? Yani Hulusi Kentmen'i Allah rahmet eylesin, kötü adam oynatabilir misin? Aa yok, oynatamazsın. Seyirci kabul etmez. İşte evet, etmez ama ben de diyorum ki oynatmamız lazım. Yani ters köşe bir rol çok daha iyi. Mesela Canım Kardeşim filmini hepiniz hatırlıyorsunuz değil mi? Aa, senaryo Sadık Şendil, reji Ertem Eğilmez. O finaldeki televizyon sahnesi hele of. Müziği çaldığı an tüyler diken diken. Evet bak, mesela o film dramdı. Ama Tarık Akan hariç bütün oyuncular komedi oyuncusuydu. Ama hiçbiri filmde komiyi oynamadılar ve bence harikaydı. Hepsi süperdi. Yani anlatmak istediğim şey şöyle bir şey. Oyuncu arkadaşlar, dediğim... Arkadaşlar ben şimdi size bir şey söylemek istiyorum. Zaten buraya da onun için geldim. Şimdi yabancı bir dijital platform benden Türk bir oyuncu bulmamı istedi. Hem de şu anda dünyanın her yerinde çok popüler olan bir dizi için. Pelin. Naber, babam odasında mı? Baba? Baba yok. Baba evde. Kıraç Bey diyelim. Ya da Kıraç da diyebilirsin. O sizin medeniyetinize kalmış. Neydi bu? Hiç de. Yeni kuralları okumadık galiba. Vallahi vakit kalmadı. Okumadı. Okumayacak da. Şimdi de toplantıya yetişmesi lazım. Çık. Ne iş var bunun benim masamda? Bilmiyorum. Çık da odamıza. Kararlıyız ama. Emrah'la onu buradan gönderiyoruz Dicle. Ha, ne yapacaksınız? Ne bileyim işte. Bir brainstorming halindeyiz şu anda. Ama mutlaka bir şey bulacağız. Hadi gel toplantı. Aa. Ay ben de kafa gitti Dicle. Toplantı ne toplantısı? Ay Gülden Hanım geldi. Gülden Hanım kim? Gülden Aşaroğlu. Terastalar. Aa, o geldiyse önemli projedir. Evet, hadi terasa. Merhaba herkese. Gülden Hanım merhaba, nasılsınız? Çok iyiyim, hoş geldin Dicle'cim. Tam da vaktinde geldim. Şahane. Evet, Gülden. Söyle artık, bomba iş dedin. Neymiş bu bomba iş? Benden oyuncu bulmamı istedikleri dizi La Casa de Papel. Aa, çok güzel. Şimdi diziye İstanbul diye yeni bir karakter giriyor. 35-40 yaş erkek. Ve benden de bu karakter için Türk bir oyuncu bulmamı istediler. Ben de bunu hiç anlayamıyorum. Yani İstanbul'u illa niye bir Türk oynamak zorunda? Tokyo, Japon mu? Nairobi de Kenyalı değil, evet. Arkadaşlar, yönetmenle defalarca Zoom yaptık. Benden istenilen biri bu. Yani ayrıca size niye batıyor bu? Ben onu anlayamadım çocuklar. Yani Türk oynasın. Bununla gurur duymamız gerekmez mi? Bunlar kesin bizden birilerine bakmıştır da gelmiştir. Aslında beğendikleri biri var. Daha doğrusu gözlerine kestirdikleri diyelim. Kimmiş gözlerine kestirdikleri? Kesin Ego'dan biri. Yoksa ilk bizim kapımızı çalmazdı.
kafalarında biri var. Ama her zaman daha iyisinin peşindeler. Malum bizim piyasaya da çok hakim değiller. O yüzden benden 3 oyuncu alternatifi daha sunmamı istiyorlar. Hay hay. Sunarız. Eminim sunarsınız. Konumuza dönelim mi? Kimmiş acaba düşündükleri oyuncu? Alper Göreli. Alper Göreli bizim çok kıymetli bir oyuncumuz. Tamam, şimdi Alper'i opsiyonlayalım. O bir kenarda ama arkadaşlar bizim 3 oyuncu daha önermemiz gerekiyor. Tamam, peki onların yaş aralığı tam olarak kaç? 35-40 yaş. Ama sadece yaş değil, aradıkları bir sürü kriter var. Şimdi Ceyda'cığım bak, çok vaktimiz yok. Burada hem karakter analizi var hem de karakterin hikayesi var. Ayrıca oyuncudan ne istediklerini de çok açık bir dilde belirtmişler. Tamam mı? 2 günümüz var. Oyuncularınızı seçiyorsunuz ve audition'ı hazırlıyorsunuz. 65-70 yaşa bir şey olmaz mı? Tatlım, inan hiç yok. Benim de vaktim pek kalmadı. Gitmek zorundayım. Sizi çok öpüyorum. Sizden haber bekliyorum. Tamam mı arkadaşlar? Erkek değil mi? Evet, erkek. Sen çek elini. Sen git Alper'i ikna et. Aa, 30-40 yaş diyor. Bana hiç gelmez. Ben gidip işime bakayım. Evet, şimdi 3 kişi diyor. 1, 2, 3 hepimize birer oyuncu. Bence tamam. Vallahi dizi dünyada fenomen. Bugüne kadar Ego'ya gelmiş en müthiş iş bu. Ne demek? Niye öyle olsun ki? James Bond vardı benim Tuba'ya. O gerçek miydi ya? Tabii ki gerçekti. Kıraç niye gerçek olmasın? Allah Allah. Ya ben o zaman da yeniydim. Çok heyecanlıydım. Çok fazla hatırlamıyorum. Bizi de öyle kolpa olmaz Kıraç. Bizde kolpa mı var yani? Ben hala öyle arkamdan kaşa konuştuğun günleri unutmuyorum. Aman hala aynı yerdesin. Of. Dicle'cim bak çok dikkat et. Babanın söylediği 3 laftan 4'ü yalan. Çınar. Tamam, tamam. Bir sakin olabilir miyiz? Çünkü önümüzde şu an muhteşem bir fırsat var. Bunu değerlendirelim diyorum ben. Feride, Cüneyt nasıl? Haber var mı? Durum halen kritik. Şimdi hastaneye gidiyorum. Bütün masrafları ajans olarak karşılayacağımızı söyleyeceğim. Tabii, tabii ki, tabii ki. Para hiç sorun değil. De ajans olarak orada görünmeyelim. Şimdi emektar Yeşilçam oyuncusuna duyar kısacak biri çıkar falan. Egon'un ismi kirlenmesin. Sen gitme Peride. Ne münasebet. Sen gitme. Hadi durdursana beni. Durdur. Ne de olsa patronsun. Ego ajanstan kov. Bir dene bakalım. Dene. Ben de herkese bütün bunlara kimin nasıl sebep olduğunu anlatıvereyim. Dua et Cüneyt'te bir şey olmasın. Tamam. Tamam. Gülün. Kıraç Bey. Emrah neredesin? Heh, gel gel. Şundan 2 tane fotokopi çektir, rastlığını bana getir. Bak buradaki fotokopinin biri senin, tamam mı? Tamam. Fotokopi yap. Fotokopi yap, unutma. Tamam. Neymiş önemli proje Kıraç Bey? La Casa de Papel. İstanbul diye bir karakter geliyormuş. Gerçekten. Diziyi çok seviyorum. Orada hatta profesör rolü var. Böyle... Adamın sesi çok etkileyici, çok çok güzel bir karakter. Hatta Kıraç Bey, ses tonu sizinkine çok yakın biliyor musunuz? Hani tonlaması kulağa aynı geliyor. Allah Allah. Enteresan. Arka diyeyim, yürü. Gel. İyi misin sen?
değilim desem ne yapacaksın? Cüneyt çık, ameliyata alınabilirmiş. Çık Tuğrul, çık, çık. Ben gel demeden de gelme. Çok özür diliyorum Ceyda Hanım. Siz pozisyon vara gitmiş gibi düşünün. Kaldığınız yerden devam edin lütfen. Cüneyt çık, ameliyat. Ne alaka? Hiç. Çekim esnasında biraz fenalaştı. Sen niye geldin? Ben... Alper meselesini ne yapacaksın? Onu merak ettim. Ha. Hiç. Özür falan dilememi bekliyorsa daha çok bekler. 1000 tane oyuncu var. İyi. Anladım. Tabii. Görüşürüz. Ne haber? Ya, nereye böyle? Ceyda Hanım'la Alper arasında bir kapışma olmuş sanırım. Onu anlattı bizimkiler de. Ben diyorum ki gideyim Alper'le bir konuşayım. Alper'le mi konuşacaksın? Ya saçmalama. Ya ben onu Gezici Festivali'nden tanıyorum. Sinop'ta Kars'ta beraberdik hep. Onun kafası biraz değişik. Ben biliyorum onu. Ne istediğini biliyorum. İkna ederim yani. Yavrum gelsene sen bir. İhtiyacımız olan şey Alper'in ikna olması. Ha, tamam, haklısın. Alper ikna olursa Ceyda Hanım kazanmış olur. Aynen. O yüzden susuyoruz. İşimize bakıyoruz. Sadece kendi oyuncularımıza odaklanıyoruz. Anlaştık. Bu. Okey. İstanbul. Bakalım sana nasıl bir karakter yazmışlar. Umarım da İstanbul'a yakışır bir karakterdir Kıraç Bey. İstanbul. İki kıtayı birleştirdiği için İstanbul karakteri de iki kıtanın harmanıdır. Biraz Joker gibidir, biraz İnce Mehmet. Yani ne oralıdır ne buralı. Ne şehirdir ne de ülke. İstanbul. Bambaşka biridir. Çok güzel. Çok güzel okudunuz Kıraç Bey. Hocam nasıl, istediğiniz gibi oldu mu? Evet, beklentimin üstündeydi. Çok teşekkür ederim. Elinize sağlık. Şimdi ben de 20-10'dan bahsediyordum. Bugün çok güzel bir çekim oldu. Çok güzel malzemeler var elimizde değerlendirebileceğimiz. Teşekkür ederim hepinize. Elinize sağlık arkadaşlar. Süper. Bu kavga sahnesi için bir hoca gelecekti. Gelecek mi o? Haftaya o Barış'ım. İyi, tamam. Ben dublör istemiyorum bu arada. Sahneleri kendim oynayacağım. Ona bakarız. Bir yemek yiyelim mi hep beraber? Benim Meral'e sözüm var benim. Doğru, evet. Barış. Bayağı önceden söz vermiştim. Doğru. Sorun değil. Meral de gelsin bizimle. Hocam biz Barış Dicle ben önceden yaptık yemek planını. Hatta arıyor. Kalp kalbe karşı. Dicle. O zaman görüşürüz. Biz de tam senden bahsediyorduk. Nasıl geçti çekim? Bir sıkıntı yok değil mi Meral? Her şey yolunda. Kılıç mı? Bana mı diyorsun? Hayır, sana demedim. Sana demedim ha. Kime diyorsun? Kendi kendime, kendi kendime. Tamam canım, hadi ben seni öpüyorum. Arayacağım sonra. Hadi bay. Hocam, bugün beni de affedin olur mu? Çok yorgunum, ben de eve kaçayım. Hadi istirahat et. Teşekkür ederim. Hocam size birkaç poz gösterecekler. Hı. Hadi gel bakalım. Niye onlarla gitmek istemedin? Ne bileyim, yoruldum. Hem ne gerek var? İşimizi yaptık, bitti gitti.
Yönetmen sizi kaynaştırmak istiyor galiba biraz. Aynen. Ama kalsın, ben almayayım. Ha, sen kızı sevmedin İrem'i. Bayağı sevmemişsin. Ya işte bizim işin sıkıntısı da bu. İşi tanımadın. Tanısan da hiç sevmeyeceğin insanlara aşıkmış gibi bakman gerekiyor. Ne bileyim, arkadaşınmış gibi sarılıp öpmen gerekiyor. Hatta şöyle yüzüne bir tane yumruk atmak istesen bile. Yumruk nereden çıktı ya? Hayır, kızı tatlı birine benziyor. Sizin aranızda bir gerginlik mi oldu? Yok. Ben İrem'le ilgili demedim yalnız. Genel olarak söyledim. Sen bir kızdın bana. Meral, sen bana bir şey mi sormak istiyorsun? Eğer öyleyse sorabilirsin. Böyle lafı dolandırmana gerek yok. Yok, hayır, hiç öyle bir şey yok. Ben ilk defa çekime falan geldiğim için... yani sizin sektörü anlamaya çalışıyorum. O yüzden soru soruyorum. Hmm. O zaman hiç deneme, bence anlayamazsın. Yavrum, dizin Orta Doğu'ya da satılmış. Allah'tan sözleşmene sağlam bir yurt dışı satış yüzdesi koydurmuştuk. Evet, Türkiye ile aynı anda gösterime girecek. Tabii orada altyazılı, dublajlı olarak. Süre. Aynı. Hatta Orta Doğu'da biraz daha uzun. Tamam. See you, Habibi. Müsait misin? Bir şey sorabilir miyim? Aa. Tamam. Bakmıyorum oyuncularına. Merak etme. Ölümüne rekabet diyorsun. Okey. Dalgalar yeterince yüksek olmazsa yüzmeyi tam olarak öğrenemez. Hmm. Baba kızı olmak iş dünyasında işlemez. İyi peki. Tamam. Öyle olsun. Ne soracaktın? Niçin geldim? Sormadan gidiyorum. Sen beni çağırdın, ben afiş çekimindeydim. Hadi konuştun, çağırdın. Bayla ve Burcu ile ilgili dedin. Tamam. Benim de kafa gitti, vallahi billahi gitti. Ceyda'yı söylediklerine pişman edeceğim diye gece gündüz çalışıyorum. Ben de performans kotamın çok çok altındayım, hiç merak etme. Olacak. Bugünlerde geçecek. Bayla mevzu şöyle. Burcu kalıyor, Bala'yı çıkarıyoruz oyundan. Bala'yı mı? Evet. Neden fikrini değiştirdin? Bala çok yoruldu bu zehirlenme olayından. Biraz dinlenmek istiyor. Biz hemen Burcu'ya yeni bir partner buluyoruz. Yeter ki oyun devam etsin. Perde kapanmasın. Perde kapanmaz. Evet, iyi, tamam. Ama biliyorsun ödül gibi olacak bu Burcu'ya. Sonuçta ortada bir suç var. Kadını zehirledi. Yani Bala şikayetçi olursa yargılanır. Bala şikayetçi olmayacak. Burcu oyuna devam edecek. Senin oyuncun çalışmaya devam edecek. Biz de bir daha iki dostun arasına asla girmemeye yemin edeceğiz. Tamam. Diyeceğim. Diyemeyeceğim. Mümkün değil. Biz herkesin arasına gireriz. Evet. Doğru. Yani diyorum ki... kasa kazansın. İyi, tamam. O zaman ben Burcu'yu arayayım. Karşısına da birisini bulayım. Sonra haberleşiriz. Anlaştık. Görüşürüz. Görüşürüz. Dağcılık diyor Emrah. Tırmanma sahnesi falan var herhalde. Sonuçta hırsız bunlar. Olabilir. İster. Tabii. İster. Bak, iyi kılıç kullanabilen, at binebilen biri yazmış. Yani ben bunu anlamadım. İspanya'da bunun ne işi var? Endülüs'te raks olmasın Çınar Bey? Belki orada geçiyordur konu. Tamam. Kılıç kullanmayı da anlıyorum. Hadi dövüş sahnesi falan vardır da at ne alaka? Atı çözemedim yani. O bayağı merak uyandırdı bende. Bu sefer nereyi soyuyorlar Çınar Bey? Darphane Merkez Bankası hangisi? Ne bileyim Emrah'cığım, o dosyada yok ki. Senaryoyu yollasınlar. Emrah'cığım, dünya çapında bir iş bu. Sence bütün senaryoyu bize yollamış olabilirler mi? Yani yollayacaklar senaryoyu, ondan sonra bizden biri alacak, internette paylaşacak, verecek spoiler'ı, bütün emek çökecek. O yüzden yollamamışlar. Bizden istedikleri karakterin 3-5 sahnesini yollamışlar işte, o kadar. Bu ne ama bak, bunu anlamadım yani. Jonglörlük yazıyor. Yuh artık, jonglörlük ne? O neydi, dublörlük gibi bir şey miydi? Emrah, jonglörlük yok mu? Jonglör, hani böyle havada 3 tane şeyi çevirir. Ne bileyim, top olur, labut olur. Ha. Delik de olur, 3 tane şöyle bir şey yapıyorlar değil mi? Şöyle göstereyim ama. Dur, nasıl da? Ha. Yani bunun gibi bir şey işte. Evet, aynen.
At kılıç kullanmayı biliyor musun diye sormuyorum. Abiciğim sen sevkin işle oynamış adamsın. Senden daha iyisini mi bulacaklar? Nasıl bilmiyorum at kılıç kullanmayı? Senin karakter savaşa karşı mıydı? Ben izlemiyorum diziyi, iş güç malum. 35 bölüm tutsak oynadın, sonra gittik elle. Allah rahmet eylesin. Anladım, anladım. Tamam. İyi, tamam. Var. Evet, İstanbul karakteri için aramıştık sizi. Dağcılık vardı değil mi sizde? Tokyo'lu sevişme sahnesi mi? Böyle bir şey mümkün değil. Nairobi ile sevişme sahnesi de mi olur? Nairobi öldürüldü. Nairobi öldü. Neyse, tamam. Haberleşiriz yine. Teşekkürler. Yok, senin İngilizcen çok iyi biliyorum. Onu sormuyorum. Jonglörlük var mı? Yani işte böyle üç top çevirme, lavuk çevirme falan. Omuzun çıkık. Çok geçmiş olsun. Olmaz o zaman. Ne yapalım? Başka işlerim. Tamam, ararım ben seni. Alo. Ha, Ali Bey. İstanbul. Attan korkuyor musun? Attan korkulur mu ya? At bu asil, sadık, güzel hayvan. Ha? Isırdı mı? Ne zaman ısırdı? Yapma ya. Aa, bilmiyordum. Tamam, tamam. O zaman şöyle yapıyoruz. Başka bir proje için tekrar bir araya geliyoruz, tamam? Anlaştık. Tamam, görüşürüz. Biz geldik. Aa, geldiniz. Ne? Ne oldu? Benden. Ne karıştı galiba ortalık? Ya biraz olumlu anlamda karıştı aslında. La Casa de Papel'i İstanbul arıyorum. Vay. Evet. Erkek mi karakter? Evet, erkek. 35-40 yaşlarında olacak aşırı yetenekli bir oyuncu arıyoruz şu an. Aradıkları şeylere bakar mısın? Hiçbiri benim oyuncumda yok. Hmm. Evet. Ne yapacağım bilmiyorum. Acaba Firsan'ı mı arasam ama saat farkı var mı? Aslında bu özelliklerin hepsi bende var. Ama yaştan kaybediyorum. Sana çok daha iyileri gelecek. Ben eminim. Hmm. Arkadaşlar, özelse biz çıkabiliriz. Yok, otur o yerde. Tamam. Aslında bu La Casa şey için benim aklıma biri geliyor, biliyor musun? Kim? Onur. Hem çok yetenekli hem de bu özelliklerin çoğu var onda. Onur çok iyi fikir, ben biliyorum ama Onur biraz genç değil mi? Yok. İşte biz ortaokuldayken Onur dizilerde oynuyordu. Ha, ben onu yaş yüzünden elemiştim. Sevgilim, iyi ki geldin. Dur, ben hemen Onur'u arayayım.